Rahmanirrahim. 2023 yılında Şubat ayında başladığımız iki serimizden varoluş kuşağı devrini konu etmiş olduğumuz disiplini bugün tamamlayacağız arkadaşlar. 21 Haziran itibariyle de en uzun günümüz önümüzdeki çarşamba ilan edildiği üzere Kurban Bayramı'nın birinci günü Salı günü Arefe oluyor. 17 yatmış ama onu 18 olarak düzeltiyorum. 17'yi vermiştim. 2018 ve 2023 yılları arasında 5,5 yıl yer almış oluyor bu seri içerisinde. Olaya genel olarak sürece bu 5,5 yıla baktığımız zaman göreceğimiz 16'da Obama'nın 8 yıllık dönemi tamamlamasıyla Donald Trump dönemi başlamıştı. O da bir dönem sürdü. 18-20 arası onun 2 yılına karşılık gelecek. Sonra da Amerika itibariyle yaşlı Biden dönemi var karşımızda. 2023'lere doğru giden süreç 2020'lerden sonra önce pandemi, daha sonra da Ukrayna'da yaşanan savaşla coğrafyamız daha fazla meşgul olmaya başladı. 2022 aralığında yapay zeka önemli bir sıçramayla kendini belirgin hale getirdi ve dönemin gelişmelerini onun etrafında değerlendirdiğimiz bir dizi süreç yine karşımıza çıktı. Erdoğan'ın son başkanlık seçimini halkın tercihiyle kazanması iki kez bu süreç esnasında vuku buldu. Biri çok yakın biliyorsunuz son bir ay içerisinde gerçekleşen şekil toplamda üç kez yapmış oluyor. 2028'e kadar 5 yıllık bir dönem. Daha da erken alarak bunu 4 döneme de taşıyabilir gibi düşünceler de olabiliyor. Biz yakın tarihe yönelik biyografi derslerini 2014 tarihinde başlatmıştık. Bu 2018 tarihinde başlatmıştık. Doğru, 14'te başlatmıştık. 2018'de daha doğrusu enden düzeltiyorum. 2014'te marif sistemine geçmiştim. Yaz aylarında dersler yapmayarak Eylül ve Şubat başlangıçlı iki seri ders yapmaktaydık. Bu ikinci marif döneminde başladık biz 2018'e. Ve orada da bu paralel dersler yakın dönem biyografilerinden oluşmaya başladı. Toplam 10 biyografi verdim. Devr varoluş kuşağını da biyografi olarak değil de son 60 yılını Türkiye'nin kronolojik olarak hızlı bir gözden geçirmeye ayırdık. Toplam 11 ders oldu. 10 artı 1. Bunun üzerinde de dersin sonunda konuşacağım. 2023 aktarımı sona erdikten sonra diyelim. Yine hızlı bir şekilde kayıt değeri alsın diye yaptığımız dersleri özetleyen slide metinlerini buradan başlıyor. Bu dönemle ilgili olarak da 2017'de Şerif Mardin'in, 2017'de Akif Emre'nin, 2019'da Kadir Mısıroğlu'nun, 2019'da Nuri Akdil'in selefler dünyasına geçtiğini söyleyelim. Evet, ölümler çok sayıda 40 doğumlular hatta 50 doğumlardan da oluşan sanat dünyasında, beyaz perdeden, siyaset dünyasından, gazetecilik dünyasından isim Cumhuriyet'in 100. yılını görmeden bu son 5 yıl içerisinde vefat ettiler. Münir Özkul da onlardan biri. Kıbrıs Cumhuriyeti'nde artık Türkiye Avrupa Birliği'ne girme hedefini kaybetmiş gözüktüğü için bu hayaller suya düştü. Bu da yeni baştan seçmenlerini Kıbrıs'ta etkilemeye başladı. Ve Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık parlamenter sistemi yapılıyor biliyorsunuz. Küçük adada iki başlı bir yönetim tarzı var. Genelde Başbakanlık İdaresi Türkiye ile paralel olan sağ partilere kaydı.
Bunda da Erdoğan'ın ulusalcı çizgiye gelmesinin de bir yerde tesiri oldu. Daha önce sol kökenli olan Cumhurbaşkanlığı iyi geçirmekteyken çapraz ilişkiler dönüştü. Tabii her Cumhurbaşkanı seçildiğinde de YETA Hükümet Kurulu'nda Türkiye'de Kıbrıs'a bir ziyaret yapma geleneği var, ilk ziyaret. Buna son zamanlarda Azerbaycan da eklendi. Ve bunu 2008 ve 2023 seçimlerinde de gördük. Şu anda iki ülkeyle de Türkiye yönetimi çok iyi altın yıllarını yaşıyor, gözüküyorlar. Elon Musk yoğun bir şekilde adını duyurur oldu. O sahadaki isimler içerisinde, yani o sahadan kastettiğim internet dünyası, robot dünyası, elektronik arabalara vesaire, uzay maceraları, çok yönlü yatırımlar olan bir isim. En son da 2023'lerde Twitter'ı işin içine kattım. Bakalım nereye varacak. Evet, Donald Trump epey Amerika'nın tartışmalı başkanı olarak izliyor süreci. Damadı İsrail'in bir vatandaş. İsrail'le diğerleri gibi bütün Amerikan başkanlar arası iyi yola gelmiştir. Amerika'da Demokrat Parti'de, Cumhuriyetçi Parti'de kişiliği tartışmalı bir boyut arzu ediyor Donald Trump. Ama farklı farklı kanatları var İsrail'in de. Ve o tür ilişkiler içerisinde bulunuyorlar. Uzun süredir Arap-İsrail dengesi nedeniyle Kudüs'le ilgili kazanımlarını İsrail'e parça parça kazandırmak eğiliminde olan Amerika'ya Donald Trump öfkeleri kendi üzerine celbederek bir atılım yaptı ve önemli işlere imza attı bu arada. Arap dünyası affetmez bunu denirken meşhur Suud Kralı'yla bir küre başında o karanlıkta adeta globusa bakarak fal yapan görüntülü resimlerini, şimdi olsa yapay zeka yaptı bu resmi falan derdik, arz etti, ilişkilere tam düzelttiği gibi gördük ama genelde 8 seneyi yürütür Amerika başkanlar görev sürecini, pek nadirdir 4 yılda tamamlayanlar. Trump'ınki o şekilde oldu. Fakat şimdi tekrar dönme iddiasında esiyor, içiyor biliyorsunuz. Bu 5 yıl içerisinde Almanya'da uzun yıllar iktidarda sağ bir kadın şansölye vardı. Onun görev değişimleri oldu, seçimler yapıldı vesaire. Mart ayında Stephen Hawking'in ölüm haberini görmüşüz. 42 doğumluymuş. Fazla konuşmam gerekmiyor bildiğinizi düşünüyorum. Hasan Celal Güzel vefat etmiş bu ay içerisinde ve Rusya'da Putin'le Erdoğan da 2000'li yıllarda sürekli seçim kazanan ve iktidarda kalan iki komşu ülkenin şu anda aralarda çok iyi olan lider olarak biliyorsunuz Batı dünyasında öfkeleri üzerlerine çekiyorlar. Mandela ailesinden insanlar siyasette varlık gösteriyorlar. Onlardan birinin ölüm tarihini görüyoruz. Aliyev de babasından sonra yine üst üste seçim kazanan bir lider. İlk yıllarında Elçi Bey Türkiye Haydar zamanında destek verdiği için bu aileyle ilişkileri iyi değildi Türkiye'nin. Daha da laik kimliği de var. Erdoğan'ın kökeni itibariyle de biraz soğuk bakan ve kırgınlık yaratan beyanatlar olsa da hepsi geride kaldı. En son bu 5,5 yıl esnasında onun sonlarına doğru Ermenistan'ın 30 yıldır gasp ettiği bölgeyi geri almasına Türkiye'nin verdiği askeri ve siyasal destek bu ilişkileri en zirve noktasına taşıdı. Safi birçok bestenin söz yazarıdır. Onun vefatını görüyoruz. Amerika Bush ailesi tarafından 3 şeytan ülke ilan etmişti. İran, Kore bunlar içerisinde yer alıyor.
İran'da da Kore'de de nükleer silaha izin vermiyor biliyorsunuz. Başka nükleer silaha sahip olan küresel güçler zaman zaman denetlemeyle, zaman zaman kendi kendilerine Batı ile ilişkiler açısından stratejik olmasa da taktiksel olarak ödünler verdiklerini görürüz. Bu tür haberlerde bir ileri iki geri mehter yürüyüşü gibi karşımıza çıkar. Ermenistan'da Sarkisyan ve şu andaki savaşı kaybeden en son Tayyip Erdoğan başkan seçildiğinde Türkiye'ye gelerek Ağrı Dağı'da gözümüz yok beyanatları vererek adeta teslim bayrağını çeken Paşinyan arasında iktidar el değişmelerini görüyoruz. Özden örnek 2000 2004-2005'lerde daha çok Fethullah Gülen medyasında birinci sırada haber olan bir konu vardı o zamanlar. Ergenekon davası, darbe tutanakları. Böyle bir günlükler bu adama izaf ederek iddia edildi. Şimdi her şey biliyorsunuz buharlaştı. Neyin hakikat uyup neyin yapay zeka, paralel zeka tarafına yapıldığı konusunda bir kuvvet bir bilgimiz yok. Bazı da merak edilmiyor. Kapanmış dosya gibi gözüküyor. Özden örnekle 18'de vefat etmiş demek ki Fethullah darbesini görmüş. İngiltere'de uzun yıllar hep İşçi Partisi liderliği sürdü. Bush ailesiyle kanka bir İşçi Partili başkanımız vardı. Baldızını Müslüman oldu falan da söylenirdi bildiğiniz gibi. Onun derecesinde uzun süre olmasa da birkaç defa başkan değişimi oldu İngiltere'de. Bir kadın çok kısa süre başbakanlık yaptı. Bu 5,5 yıl içerisinde, 5,5 yıl içerisinde istifa ettirildiğini görüyoruz. Yine kazalar, doğal afetler, yanardağ patlamaları haber olmaya devam ediyor. Evet, Paşinyan yeni başbakan. Tel Aviv'den Kudüs'e taşınan Büyükelçiliğin açılışı, demin anlattığım Donald Trump'ın bu atraksiyonları. Epey yaşlı bir 16-100 küsur yaşlarında oluyor herhalde ya da 98 mi? 102 ölmüş Bernard Lee. Modern Türkiye üzerine daha 30'larda 40'larda bir kitap yazdı İngilizce en erken. Bir değerlendirme. Uzun yıllar Türkiye'de çalışanlar için referans kitap olmuştu bu metin. Onun ölümünü görüyoruz. Yahudiler soykırımda kendilerini ortak bir millet görmek istemedikleri için genelde bu Ermeni meselesine olumsuz bakmışlardır. Da Türkiye'nin bu tür Yahudi desteğine, lobisine şükran duymasını bir şekilde doğuruyor. Böyle enteresan bir şekilde Türk dostu olarak laikler tarafından anılan bir isimdir. Bernard Louis, Fransızlar öyle diyorlar. Biz Lewis diye okuyoruz. Kuzey Kore, işte bastım dedim biraz önce gördük. Durdurduğu nükleer hikayeleri o sırada Donald Trump'la Singapur'da bir araya gelmeleri de gerçekleştirilmiş. Türkiye'nin 2000'li yıllarda bir gaz geçiş hattı olma iddiası var biliyorsunuz. Nabokko şu anda pek söz edilmeyen ama hepsinden büyük olan bir projeydi ve diğerleri. Gürcistan'ı, Azerbaycan'ı, Türkiye'yi, Türkmenistan doğal gazını almak. En sonunda Rusya ile yapılan Mavi Akım projesi ayrı bir boyut. Bu kez de Rus gazını taşıyacak olduk. Bunlar yine haberlerde yayılıyor bu süre esnasında yayınlarımıza. Ve 24 Haziran 2018 seçimleri. 14'ten sonra erken alınan bir seçim. 152 oy bugünküyle aşağı yukarı aynı. MHP oylarını görüyorsunuz. Litvanya OECD üyesi. Malezya'da iktidar tıpkı Pakistan gibi bir seyir izlemeye başladı son yıllarda. Hep başkanlar bir şekilde yargılandılar, iktidardan düştüler, yeri gelenler bunlarla ilgili duyup ediyoruz. 95'te Tokyo'da ilgili kesitte okumuştuk bir metro
terör eylemleri vardı. Onun yargısı sürmüş daha bu zamanlara kadar. Şoko Aşahara ve 6 adamı asılarak idam edilmiş. Demek ki Japonya'da 2018'de idam cezası hala geçerli. Kıbrıs Barış Planı'ndaki adıyla anılan Kofi Annan'ın ölümü olmuş. Maduro ile Venezuela üzerinden haberler görüyoruz. Bu öldürme teşebbüsünde kendi durumunu Erdoğan'ın durumuna benzetmiştim. 2014 seçimlerinde kutlama törenlerine gelmişti. Bu en son 2020 seçimlerinde de gerçekleşti biliyorsunuz o meydan okuma. Cumartesi sahneleri bugün isimlerini duymuyoruz şimdi. Başka anneler var. 700. kez toplanmışlar. 700 cumartesi demek bu. Yine polis, biber gazı, plastik mermi ve ölümler. Bu tür hadiselere tıpkı KCK'lar olayında olduğu gibi merhametten maraz doğar. Yüksek İslam ahlakıyla yaklaşıyor hükümetimiz. Eşcinselliğin kıta Avrupa'sı dışında da küreselleştiğini görüyoruz. İnsan haklarının bir parçası bildiğiniz gibi. Yüksek Mahkeme suç olmaktan çıkartmış. Artık Türkiye ilahiyatçıları bile bu işin olurunu konuşuyorlar. Meşhur Kaşıkçı vakası bir CIA ajanının öldürülmesi Suud Elçiliği'nde ve Türkiye'den apar topar kaçırılması gizli şekilde epey gündem ortaya çıkarttı. Rus Ortodoks Kilisesi ile Fener Rum Patrikhanesi arasında nahoş küskünlükler. Rus Ortodoks Kilisesi sonra Ukrayna Kilisesi'ni de kaybetti. Ta Bulgar Kilisesi zaten Osmanlı Kilisesi'nden ayrışarak batıda kopmuştu. Yunanlar bile Fener'in tanımıyorlar. Kendi liderleri var. Böylelikle Fener tamamen Türkiye'ye mahsus bir kurumlamasına rağmen tarihsel ekümenlik iddiasını sürdürmekten zevk alıyor. Ara Güler, yani Aram Güler bu adam Ermeni adını kullanmak içtinab etmiş uzun yıllar. Güler kelimesi de Türkçe tabii. Hindistan'da devasa heykellerimiz var. Böyle tüm dünya heykellerinin heykel merakı, bunlar da büyümek merakı malum. En büyük bayrağı biz yaparız mesela. İsa'nın en büyük heykelini Güney Afrika yapar. Avrupa'da, Amerika'da, Vatikan'da yoktur. Böyle büyüklüklerle büyük oluruz. Hollanda vesaire gibi uzak kıtaya da taşmış bu esrar satışları ve kullanılan yasallaştırma olayları. Tıpkı eşcinsellik vakası gibi burada da hazzın önünde durulmaması gerektiğini düşünüyor yeni dünya. Amerika merkezi NASA, Çin, Japonya, Hindistan uzay yarışında değişik şekilde etkinlikleriyle haber oluyorlar. Ya Ay üzerinde veyahut Merkür'e yaptıkları sondajlar ya da ta pilotun ötesine, güneş sistemi ötesine ki onda NATO, NASA hala tek elini sürdürüyor. Gönderdiği sondajlar şeklinde. George Bush yani Baba Bush bu 90'lardaki operasyonların sahibi 24 doğumluymuş. 41. başkan olarak vefat etmiş. Yani 41 hangi sayıya göre 41? Ta 1776'da Amerika'nın kuruluşundan beri 4 yılda bir seçim yapılıyor. Birçokları 2 defa 8 yıl sürdürüyorlar. Yani bizde olsa bu herhalde yüzü geçmişti şimdiye kadar sayı 200 yıl, 250 yıllık bir tarih itibariyle söylersek. Yol medeniyettir. Demir ağlarla yolu örüyoruz. Böyle tren kazaları ise huzurumuzu kaçırıyordu. Daha önce Marmara bölgesinde de feci bir kaza olmuştu. Büyük ölümler ve sebebiyet veren, bu da başka bir tren kazası olarak
karşımıza çıkıyor. Bu tiyatrocu kadın da daha önce kocası öldü. Cenaze gömüldükten sonra gazeteler haber oldu. Çünkü tören istememiş. Gizlice gömün demiş, olay olmasın, sonra duyurursunuz millete diye. O da kocasının yolundan giderek aynı şeyi yaptı. Ertesi gün haber yaptılar. Dün Gülür Sürür'ün cenazesi kocasının yanına bir hayvan ölüsü gibi gömüldü. 2018'ler demek 60 doğumlu arkadaşlarımız, ağabeylerimizin 58 yaşında olması manasına geliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail UNESCO'dan ayrıldı. Ya kültür teşkilatı UNESCO'nun icraat ve eylemlerine finansman vermek kendinden artık sıkıntı verici olmuş. Değişik Birleşmiş Milletler'deki sıkıntılarının bu tür mali meseleleri bahane ederek Amerika ders veriyor. Hatta tamamen vazgeçebilirim, bak Birleşmiş Milletler'in parasını ortada kalırsanız dünya hikmeti yıkarım diye asla yapmayacağı bir şeyi bir lütuf gibi sunabiliyor. Malezya'da meşruti monarşi, Kral 5. Muhammed'in tahttan çekildiği haberi. Ermenistan'da hükümet dönüşümlü olarak Nikol Paşinyan aslında hükümeti eleştiren bir gazeteciydi, basın adamıydı. Parti kurdu, seçimlere girdi, sonra başbakan ve siyasetçi oldu. Yunanistan'da Tsipras hükümeti güven alıyor, oyu almış. Kanlı ay tutulması, yani kandan kasıt kırmızı büyük ay, biraz daha cüsseli gözüküyor ve biraz kırmızımtırak görüntü veriyor. Yine tiyatro sinemadan bilinen bir isim Ayşen Gurudan'ın ölüm tarihi. Maduro etrafında haberler var Venezuela'dan. İspanyol kardinal ve din adamı. Sonunda İspanya'dan değil ama Güney Amerika'dan, biliyorsunuz İspanyolca konuşan bir papamız var. Bu da daha önce olmamış kıta dışında. Yani İtalyanlar, Almanlar filan arasında dolaşıp durmuş ama kıta dışına çıkmamıştı. Şu anda bir İspanyolca konuşan papaya sahip. Tabii İngiliz papadan bahsetmiyoruz. İngilizler biliyorsunuz son 500 yıldır Anglikan olduğu için o yarışta yer almıyorlar. Fakat Fransa'da da Katolikler var, Almanya'da da Katolikler var, Polonya'da da vesaire var. Protestanlar da olsa da oralarda papalık dönüp duruyor. Tabi bahsettiğim papa değil, din adam ama adı İspanyol olunca aklıma geldi. Aynı dönemde de bir Güney Amerikalı papamız olduğu için. Yüksek kuleleri dışında bir de Körfez ülkeleri, Arabistan futboluyla da bu 5 yıl içerisinde haber konusu oluyor. Yani her takımına, futbolcularına muazzam rakamlarla paralar veriyor Suudi Arabistan. Spor sayfalarından adı eksik olmuyor. Neredeyse bütün Avrupa'nın tanınmış oyuncuları. Yani sosyal, belki yaşam olarak sıkıntı çekecekler ama orada kaldığı süre esnasında. Belki de onlara özel imtiyazlar tanıyorlardır. Ye iç eğlen diye. Para almak için gidiyorlar. Onlar üzerinden haber konusu oluyor. Kendi imajlarını düzelttiklerini herhalde düşünüyorlar. Balkanların NATO'ya olan ilgisini görüyoruz. Makedonya'da katılım protokolü imzalamış. Avrupa Birliği'ne girerken de vesaire önünde bir Yunanistan engeli vardı bildiğiniz gibi. Onu aşmak için uğraşır durur. Tiyatro camiasından bir vefat haberi yine. Bu yaşlı da pek değil, 60 kuşaklanmış Yalçın Menteş. 80'lerdeki Mücahitler dönemindeki bir hizbin başkanı da buydu. Sıbratullah Müceddi'ydi. Sonra Afganistan Cumhuriyet ilan edildiğinde ilk başkanı onu yaptılar. Gulbettin herhalde İçişleri Bakanı olmuştu. Rabbani Başbakan olmuştu. Bu da Cumhurbaşkanı olmuştu.
Tabii bu Taliban tarafından yıkıldı. Sonra Kaide onu yıktı vesaire. Lübnan'da Hariri ailesi hala siyasette görünürlüğü var. Bunların babaları öldürülmüştü biliyorsunuz. Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan arasındaki siyaset kavgası. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan durulmuyor. Ulusalcı güçlerle orada küresel dilini karşılıyor o bölgelerde. Rusya karşılıyor. Rusya yalnız olan hükümetler destekler arasında istibdat konusu vesaire tartışması öyle sürüyor biliyorsunuz. Erdoğan kutlamalarına gelenlerin içerisinde bir tanesinin ülkesinde o kutlama yaparken de yine aynı şeyler yaşandı, darbe girişimleri. Ondan kolay kolay da ülke dışına çıkamıyorlar. Evet, Japonya'yı görüyoruz uzay yarışında. İsrail işin içerisinde roket. Şu Bereşit kelimesi Tevrat'ın ilk kelimesidir. Tevrat Bereşit kelimesiyle başlar. Buna verdikleri isim. Yani Bereşit başlangıçta manasına geliyor. İlkin Bereşit. Fakat B harfi vardır. Bismillah'taki gibi. B kelime olarak o manaya gelmiyor ama başlangıçta ile manası bir B ortaklığı da vardır Tevrat'la Kur'an'ın ilk kelime olma itibariyle. Darbeyle iktidarı ele geçiren bir isimdi Ömer el-Beşir. Sanırım Hasan Turabi'yi devirmişti. Devirenler de devrilirler. Böyle sorunlar yaşanmaktaydı. Sonra vefat etti sanıyorum. Ermeni cemaatinin başkanı vefat etmiş. Onun da sayısı var. 84. Patrik'miş. Bu sayı acaba Osmanlı'dan sonraki sayı mı? Önceki dönemlerinde alıyor mu bilmiyorum. Herhalde Osmanlı'dan beri olacak olabilir. O da eteki daha kalabalık olur. Cezayir'de Buteflika adaylıktan çekilmiyor diye biliyorsunuz Arap Baharı 2011'den sonra özetlerken bahsetmiştim. Cezayir'de biraz durgun geçti bu olaylar. Buna bulaşmadım. Çünkü Cezayir o süreci 90'lı yıllarda atlattı büyük terör olaylarını vesaire. Onu görüyoruz. Evet, 2008-2023 arasında bu kesitte bir de bu vardı. İngiltere'nin ayrılma konusu Avrupa Birliği'nden. Uzun görüşmeler falan oldu. Oylamalar yaptılar. Sonunda çıktılar. Tekrar dönelim isteyen yürüyüşler yapanlar var. Hala İngiltere'de. Yani İngiltere'nin bu ne ilk girişi ne ilk çıkışı. Birkaç defa oldu bu. Tekrar da girebilir yani. Şey değil. Kazakistan, Nursultan Nazarbayev istifası. Yani isimler de böyle muazzam Nur Sultan, etekinde İslam Kerimoğlu, ama felaket İslam Kerimoğlu, laik bir adamdı, baskılar yapardı. Evet, Trump'ın yine işlerini görüyoruz. Golan Tepeleri için İsrail'in egemenliğini resmen tanıdı Trump. Kudüs'e elçilikleri taşıdı. Tüm bu işleri Trump yaptı. E, 2019'un aralığında biliyorsunuz Wuhan'da Çin'de başladı pandemi. Bize de Ocak, Şubat 2020'de sarktı bu hadise. Bu da ondan önce senenin başında bir kızamık salgını haber olmuş dünyada. Nisan 2019'da bu Notre Dame Katedrali'ndeki yangın günlerce izletilmişti. Ve tarihi bir katedral bu. Etrafında birçok efsaneler olan bir şey. Meşhur Sefiller hikayesine konu olan Notre Dame'ın Kamburu yazarıdır aynı zamanda eserimiz. Nur Sultan Türk Keneşi onursal başkanı oldu. Yani İsrail'in Knezzeti, Rusya'nın Kremlin'i varsa bunların da Keneşi var. Çinli teknoloji şirketleri ABD tarafından karar listeye alınması, Google, Huawei,
uyarlanmaları, böyle bir siber savaş var. Teknoloji sahasının sanala yansıyan ayaklarında görüyoruz. Kazakistan akabinden seçimlere gitmiş. Ve yenilenen İstanbul seçimleri biliyorsunuz Mart'ta yapılmıştı. Orada işaretlememiş, kırmızı unutulmuş. Daha da oyunu artırdı. %54 ile İmamoğlu başkan seçildi. Bu Erdoğan epey biliyorsunuz rahatsız etti. Kesin bunu tekrar alırız gibi bir düşünce vardı. Hatta seçimlerle oynar falan denilmişti. %54'lük bir oranla almış oluyor. Tabii 5 yılda bir yapıldığı için 2024 Haziran değil Mart'ta yapılacak. Çünkü bu tekrarlandı. Sadece İstanbul'da tekrarlandı. Tüm Türkiye genelinde yapılan 31 Mart'ta sanıyorum. Tabii bu mahkeme hikayeleri de var. CHP başarılı meslekleri de var. Akıbetinin ne olacağına biraz şüpheli. Ama İstanbul Belediye Başkanı sonra hapse çık, gir sonra çık ve Cumhurbaşkanı böyle bir kehanete inanıyor. Tayyip Erdoğan'a uğurlu gelen hapis bana da gelir diye galiba. Çin'de de yaşlılar ölüyorlar. Ohio eyaleti, Dayton kentinde silahlı eylemler. İskandinav ülkeleri, İspanya bile hatta kıta Avrupa'sında, Amerika, Kanada var. Yeni Zelanda, Avustralya, yani bu WASP kuşağında da bu tür acayip eylemler, terör eylemler oluyor. Kırgızistan bu kez Atambayev darbe girişimi. Kazakistan'da Nursultan Nazarbayev'di. Sudan'daki hükümet sabah akşam sürekli değişir. Hala Sudan şu an durulmuş bir durum yok. Çatışmalar var. İngiltere, Boris Johnson parlamentoyu askıya almak için Kraliçe Elizabeth'in onayını aldı. Parlamentoyu feshetmek, seçimlere gitmek, Kraliçe Elizabeth. Johnson gitti, yerine gelen gitti, Kraliçe Elizabeth öldü. Yani 5 yıl içerisinde bunları da gördük. Evet, bundan sonrasında kırmızı işaretlerimi yapamadım, yetiştiremedim. Gözümüzle seçmeye çalışacağız. Son günlerde bu UFO meselesi Amerika'da daha çok konuşulmaya başlandı. Bazıları bu işin gerçeği var Amerika teker teker ısındırarak açıklıyor vesaire gibi yorumlar yapıyorlar. Görev başına değil ama bir zamanlar Jacques Chirac Fransa'da şimdinin Macron'u gibi daha derinliğe giden bir liderdi. Onun ölümü gerçekleşmiş. Türkiye Suriye'nin kuzeyine barış hareketleri yapar. Hep tamam barış zaten. Onlardan bir tanesi olmuş. Şu anda yine var herhalde operasyonlar. Daha önceki seneler kardeşini görmüştük. Üşür Kenter, Nutuk okuyan, tiyatroları yapan adamı. Bunların anneleri İngiliz. Yıldız Kenter, Türk oyuncu. Tunç Başaran rejisörlerinden yeni kuşak vefat etmiş. Bağdat'ta intikam saldırıları oluyor. Amerikan elçiliğine zaten bu dönemde İran, Irak'ta ve Şam'da biliyorsunuz DAEŞ, IŞİD diye adlandırılan bir oluşum var. Bunların da tarihi aydınlatılarak henüz yazılmadı. 2019'lar varoluş kuşağında ağabeylerimiz 59 yaşındalar. Avrupa başkentlerine benzeterek biz de demişler yapalım bunu. Türk dünyası da her sene bir şehri kültür bahşehri ilan ediyorlar. 2020'de Özbekistan Hive şehriymiş. Bursa'yı yaptılar herhalde Türkiye'de bir ara. UNESCO tarafından
Bu Ton Yukuk yazıtının dikilişinin 1300. yılı. Yani 720-2020. Bunu kutladılar. Moğolistan'dan biliyorsunuz yazıtlar. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan. Sonra parça parça Türk birliği için oluşumlar gerçekleştiriliyor biliyorsunuz. Biri de bu. Kısaca Türk soyu diye anıyorlar. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı. Kısaltma nasıl olacak bu? Şu Türk herhalde Türk'ün türü. Kültürün K'si bu desek. Bu SO soy teşkilat. Açılım yapmak lazım. Ve 2020 yılı da Kazak şair Abay Kunanbayoğlu yılı ilan edilmiş. Kültür başkentleri gibi bir de demek ki UNESCO kapsamında yapılan kültür adamlarının, bilim adamlarının yılı. Evet, Turan işi ciddi bir şekilde işleniyor. Kasım Süleymani'ye yapılan bir saldırı vardı. Onun ölümü epey konuşuldu, tartışıldı. Elazığ'da bir deprem gerçekleşti. Rahsan Ecevit'in ölümü var. Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı uyarınca Wikipedia'nın erişim engelini kaldırılmasını hükmetti. Bunlar en çok Bahçeli'yi öfkelendiriyor ya da onu Tayyip Erdoğan konuşsun diye izin veriyor. Bu HADEP kapatılma davalarında yine son grup konuşmasında esti gürledi biliyorsunuz. Herhalde bu 100 maddelik anayasasında Anayasa Mahkemesi'ne yer vermeyecek mi, ne olacak? Tümlerini kaldıracak. Ya da yeni anayasayla beraber bu kurumların atamaları da geçici maddelere konularak, eskisi feshedilerek yenisi tayin edilir diyebilirler. Vesil baştan hakim tayin ederler, kökten değiştirebilirler. Öyle de olabilir diye düşünüyorum. Bu amca da hatırlayacağınız üzere pek medyatik bir isimdi. Hayrettin Karaca vefat etmiş. Evet, Covid haberlerini duymaya başlıyoruz. Türkiye'ye uzun bir süre, yani uzun demişsem herhalde birkaç hafta, bize girmedi, girmiyor diye Fahrettin Koca övünüyordu. Sonra girdi. Sonra aşının da en iyi sadık uygulayıcılarından biri olduk bildiğiniz gibi. Ve İngiltere'nin ayrılığı Ocak sonu itibariyle anlaşmalar yapılmıştı. Fiilen gerçekleşmiş. Demek ki 3 seneyi biraz geçmiş İngiltere'nin çıkışı. Bu Hollywood'un yine köklü artistlerinden biri. Kirk Douglas, Spartacus filminin artistidir bu. Ölmüş. Hanau saldırısı bu kez Almanya'da bir terör eylemi. Nargile salonu, 11 kişinin ölümü, 5 kişinin yararlanması. Sınırda bir deprem oldu. Hem İran'ı etkiledi, Hoy kenti. Bu tarafta Van civarlarında bizde ölümler oldu. Böyle müşterek depremler de oluyor. Aslında bu son Şubat'ta yaşanan deprem de bir ayağı Suriye'de olan depremde orada da çok sayıda insan öldü. Pek biz haber yapmadık onları. Evet, bizim 15 Temmuz'umuza paralel o tarihlerde ülkesini terk etmişti Hüsnü Mübarek. Onun ölümü. İdlib saldırıları var. Türk konvoyu, 33 askerin ölümü, 32 yaralanma. Pandemi ilanı Sağlık Örgütü tarafından resmen yapılmış. Şevket Kazan vefat etmiş. Bu meşhur Tarkan çizgi filmlerinin çizgi adamı Suat Yalaz. Bahar Kalkanı isimlerimiz de böyle enteresan. Kuzey Makedonya NATO'ya 30. ülke olarak katılmış. Daha önce anlaşmalar imzalanmıştı, görmüştük. Demek ki en son NATO'ya katılan ülke Makedonya olmuş.
Haydarbaş 3 sene olmuş ona da, 14 Nisan'da vefat etmiş. Oruç Aruba, bu da felsefe alanında epey çeviriler yapan bir sol kökenli isim. Nietzsche'ye hayrandır. Korona'dan mı bilmiyorum onu ama Ömer Döngeloğlu Korona'dan diye anıldı, vefat etti. Şentop'un meclis başkanlığı 2 senede bir yenileniyor. Dolayısıyla 4 yıl yaptı bu, 3 yıl yaptı bu başkanlığı. Yani tüm dönem boyunca yaptı, 2 defa üst üste. Başka biri seçilmedi. Romancı Adalet Hanım ölmüş. Huysuz Virjin diye andıkları bu pespayı adam gitmiş. İsrail ve Arap Emirlikleri arasında barış. Yani Mısır'dan sonra parça parça Arap ülkelerine de, biliyorsunuz, İsrail Trump'ın işlerinden de bu barıştırıyor. Böyle işler yaptırıyor. Boysan ailesinden ölüm. Karabağ çatışmaları var 2020. Evet. Kuveyt'in Sabah Cabir adamı ölmüş. Şu anki bunun oğlu herhalde. Mesut Yılmaz da bu sene vefat etmiş. Korona salgını dünya çapında 40 milyon rakamları, yani uzun zaman bu rakamlara kilitlendik, biliyorsunuz. Ülkede, dünyada en çok nerede durdu, Türkiye'de kaç oldu? Böyle bir döneme yaşatıldık. Ege'de 7 şiddetinde bir deprem, 119 kişinin ölüm haberi gözüküyor. Türkiye'de, dünya genelinde 50 milyon. Timur Selçuk vefat etmiş. Amerika'da başkanlık seçimleri 3 Kasım. Yani Trump'ın kaybettiği söylenen. Fakat Ocak'ta başlayacak Biden, biliyorsunuz. Güreşçi Reşit Karabacak, onun ölümü var. Ahmet Kekeç en son herhalde Yeni Şafak'ta yazıyordu. Onun vefatını gördüm. Karabağ, Ateşkes, Rusya. ...2020'de 60 doğumlular, 60 yaşındadırlar. 21'e geliyoruz. Ocak ayının 20'sinde, evet, Trump'lı başlangıcımız olacak. Tabii Trump direniyor, taraftarları direniyor. İlk defa böyle görüntüler sızdı. Bütün dünya ülkeleri gibi kongreye baskında bulundular. Acayip giysili adamlar vesaire, böyle bir magazin hadiseleri yaşandı. Nükleer silahların yasaklanması anlaşması yürürlüğe girdi. Yavuz Bahadıroğlu'nun vefatı 2021 Ocağı'nda olmuş. Kadir Topbaş vefat etmiş. Tabii seçimlerden önce bunu görevden almıştı. Kaç ay önce hatırlamıyorum ama bir vekilliği yürütmekteydi. Herhalde 16 Temmuz, 15 Temmuz olaylarında akrabası bu FETÖ olayıyla ilişkilendiriliyordu. Ankara'da, biliyorsunuz, Melik Gökçek görevden alındı. Bursa'da galiba ya da Balıkesir'de iş bıraktırılanlar vardı. Demek ki vadesi zaten yaklaşmış, görevden alınmasa da seçildikten sonra vefat edecekmiş. Ermenistan'da darbe girişimi, Faşinyan'ın iktidara tekrar girişi, NASA'nın olayları. Doğan Cüceoğlu, medyada görünürdü bu adam, vefat etmiş. 12 Mart 2021, 1921 İstiklal Marşı'nın 100. yılı.
Seneyi İstiklal Marşı yılı ilan ettiler mi? Mehmet Akif yılı ilan ettiler. Öyle bir isimli ilan da vardı hükümetin. Resmi törenleri. Kızı herhalde şey açtılardı. Mısır Apartmanı'nda vesaire. Van Gölü, NASA'nın fotoğraf yarışması. İnternette yapıldıysa Türkler hücum etmişlerdir. Birinci seçilmiş. Elizabeth'in kendi ölümünden önce kral olmayan kocası ölüyor. Edinburgh düşün. Yani anneden kızdan devam ettiği için kralın oğlu yok. Evlenmiş olduğu eşi kral denmiyor. Kraliçe var. Milliyetçi kesimin bir yazarıdır Emine Işınsu. Yanılıyorsam Halide Edip Adıvar'ın kızı ya da torunu olması lazım. Muharrem İnce'nin partisi memleket de 2 sene önce kurulmuş. Onu görüyoruz. İsrail'in Ramazan bayram dinlemez saldırıları devam ediyor. Hasan Saltık ölmüş. İsrail'de 11. Cumhurbaşkanı İshak Herzog. Herzog soyadına bakarsanız Alman kökenli Yahudi. Necdet Günç. Kartal Tibet ölmüşler. İnci Çayırlı'nın ölümünü görüyorum. El Salvador, Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu. Daha sonra hatırlarken gördüm, Orta Afrika da ikinci olarak kabul edecek. Yani böyle şey ülkelerden, küsurat ülkelerden başlamış. Bunlara böyle bir dayatma mı yapılıyor? Para mı aklıyorlar? Artık bilemeyeceğim. Şahin Mengü ölmüş. Bunun kızı biliyorsunuz. CHP medyasında spikerlik yapar. Windows 11'in piyasaya sürülmesi. Artık Windows'u numaralamayacağım demişti ondan sonra. Sürekli onu aktualize edeceğim. Böyle bir karara vardım. Tekrar vazgeçti bundan. Numaralı Windows 11'i çıkarttı. Oğuzhan Bey vefat etti. Milli Görüş'ün başkanıyım diye kendini anıyordum. Yani Erbakan'dan sonra parti başkanları var. Bir de Milli Görüş'ün başkanı var. Partiyi de aşan bir hareket başkanı gibi kendine konum vermişti. Aslında partinin olmazsa olmaz azaları, organları dışında yasal gerekçe olarak bir de seçenekli oluşturabileceği organlar şeysi var. Tüzükler Kanunu, Dernekler Kanunu'nda hakları. Erbakan da öyle bir kurum, istişare kurumu diye partiye bir kurum hediye etmiştim. Onun da resmi olarak başkanı gözüküyor ama gayri resmi olarak Milli Görüş'ün başkanıyım demekteydim. Ölümünden sonra parti başkanlığı Milli Görüş Başkanı'nı birleştirerek Temel Bey temsil ettiğini söyledim. Yani Milli Görüş Başkanlığı diye bir şey kalmadı ama birleştirdiği için Milli Görüş'ün başkanı yani Fatih Milli Görüş Başkanlığı'nı taşımıyor. Buradan gözümüze çarpan var mı? Sezai Karakoç var tabii. Kasım'ın 16'sında vefat etmiş. Demek ki 100. yıl 20-31 29 Ekim'de 2 yıl olacak Sezai Karakoç'a da. CHP Dışişleri Bakanlarından Hasan Fehmi Güneş Erbakan'la yapılan koalisyonda vardı, vefat etmiş. Turan Güneş de bir ekonomist vardır. Onun babası olur. Güldenli Akşit.
Erdoğan'ın ilk kadın bakanlarındandır. Teoman Duralı'nın vefatını görüyorum. Evet, 2000 böyle tamamlamışız. Buraya Ocak ayında şeyi yazmamış mıyım? Yapay zeka. Ha, tamam, 2022'de yaptılar ama veri hafızası 2021'in sonuyla sınırlı. 2022'yi almıyor işin içerisine. Ve geçen yıl biraz yazısı küçük olmuş burada. Kazakistan'da olayların devam ettiğini görüyoruz. Burkina Faso'da darbe. Sinemanın Gonca yaprağı dört tanedir. Dört tane kadın meşhur şeyi vardır. Artisti. Onlardan biri Fatma Girik. Siyasette de herhalde belediye başkanlığı yaptı İstanbul'da. Sanırım Sarıgül'ün bölgesinde, Şişli'de bir ara başkanlığı vardı. Televizyon programcılığına heveslendi. Erkek Fatma giriyor, dağıtıyordu ortalığı, memleketi kurtarıyordu. Kendini sosyal demokrat diye tanımlamıştır. Hürriyet'in cinsel köşe yazarı Haydar Dümen, onlar da öyle biliyorlarmış. Almanya'da Cumhurbaşkanı Steinmeier, Putin ve Biden Ukrayna sınırında yaşanan son gelişmeler hakkında görüşme yaptılar. Biraz sonra başlayacak Mart'ta savaş. Evet, Putin Ukrayna'da ayrılıkçı bölgeler, Donetsk, bunları bağımsızlıklarını tanıdığını söyledi. Sonra ilhak etti ve Ukrayna Savaşı'na girmiş oluyoruz. Rusya istila, Ukrayna 24 Şubat, Harkov, Odessa. Krep Nalan ölümü, Ermenistan, Ukrayna işgal haberleri. 7. gün, yani böyle bir ayda biter sanıyordu millet. Şu anda bitti, şu anda bitti, bitmiyor. Rusya başka bir hesabı var. Yani alamayacağı bir ülke değil. Güney Kore'de yönetim değişikliği olmuş. Madeleine Albright, Amerika'nın Körfez zamanındaki meşhur Dışişleri Bakanı, Yahudi, Çekoslovakya'da Macaristan kökenli olması lazım. Ayaz Muttalibov, 1. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, 1938. Zekeriya Beyaz vefat etmiş. İmran Han hadisesi var Pakistan'da. Değişik bir maceralı bir adam bu. Hala iddia sahibi, taraftarları bırakmıyorlar. Giriyor, çıkıyor, yargılanıyor. Büyük Hadron çarpıştırıcısı İsviçre 3 yıl aradan sonra yeniden çalıştırılmış. Ara vermişler demek. Elon Musk 44 milyar dolar karşılığında Twitter'ı satın aldı. Ben daha yakın bir tarih sanıyordum. 25 Nisan 2022'de satın almış. Evet, savaş dolayısıyla Türkiye'de bir enerji sorunu olur mu endişeleri falan yaşandı bildiğiniz gibi. Sonunda doğal gazlar bulduk. Şimdi anda bir senedir para dönmeyecek deniliyor.
Evet, Orta Afrika'nın Bitcoin'i resmi para olarak ikinci tanıyan ülke olma haberi. Ersin Tatar Kıbrıs'ta hükümetini kuvvetlendiriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yönetim değişikliği. Zayed Ennehyan yeni devlet başkanı. Finlandiya NATO üyeliğine resmen başvurdu. İsviçre'de de başvurdu. Finlandiya'yı daha sonra kabul ettik. İsviçre'ye 2 hafta sonra veya 10 gün sonra bir görüşme var yine. Bakalım ne yapacağız. İsveç Başbakanı niyetini belli etmiş. Maymun çiçeği salgını diye bir salgından bahsediliyor. Yine bir ilkokul saldırısı. Texas, 19 çocuk Amerika'da ölüm. Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı diye bir duyuru. Enteresan bir haber bu da. Viski savaşı. 71'den beri. Afganistan-Pakistan sınırında deprem. Bir de böyle isimleri ya da soy isimleri Avrupalı olan medyada aktörlerimiz var. Kızlar daha çok meşhur biliyorsunuz. Bu erkek türünde. Demek ki babası Alman. Osman Göber. Kurtlar Vadisi dizisinde oynardı. Kirlilik, hassasiyet olan iki de bir elini kolan, yalayan, yıkayan karakteri canlandırıyordu. Cüneyt Arkın'ın, Yürekli Batur'un, Cürekli Batur'un vefatı. Dışişleri Bakanı İlter Türkmen ölüvermiş. İngiltere'de Johnson iddiası sürüyor. İsrail'de seçimler istenecek, yapılacak ama durulmayacak biliyorsunuz. Hala sokak gösterileri var, devam ediyor. Rusya ile ilgili haberler devam ediyor. Zaman zaman ilerleme, zaman zaman gerileme gibi gözüküyor. Bu başka bir Trump. Maymun çiçeği salgını, küresel acil durum ilanları. Türkiye'de pek şey olmadı bu. Vaka olarak duyulmadı. Pop sanatçısı İlhan İrem. Uzak Doğu dinlerine girdiğini söyleyen bir ate. Eyman el Zevahir'in öldürüldüğü söylendi. İsrail saldırılara vakaya adiyeden bir azim. Akademi ödülleri törenleri düzenlenen Sinema Sanatları Bilimler Akademisi 45. Akademi Ödülleri sırasında Marlon Brando'nun Oscar ödülünü reddetmek üzere sahneye çıkan, yuhalamalarla ve ırkçı söylemlerle maruz kalan Lytle Fatır'dan 50 yıl sonra özür diledi. Şebap eylemleri Somali'de Ağustos'ta olmuş. Libya'da iç savaş, ölümler, Pakistan'da sel felaketi, Irak'ta Muqtada Sadr'ın siyaseti bırakma kararı ardından Sadr hareketi destekçileri Bağdat'ta bulunan yeşil bölgedeki Cumhurbaşkanı sarayını bastı. Yani Sadr'a rağmen mi destekçileri bırakmadı mı diyorlar. Ve Gorbaçov'un ölümü.
Evet, 85-86'da Glasnost'la adından bahsettiğimiz ilk defa çok partili seçimler kararını alması, Boris Yeltsin'in kazanması, onun tanımayan Sovyet ordusunun darbe yapmaya kalkması Gorbaçov'a, Gorbaçov'u desteklemek için Boris Yeltsin'in tanklara çıkması, nice magazinler yaşadık. Hatta 72'deki yaz olimpiyatları nedeniyle İsrailli sporculara tazminat ödüyor Almanya. Ve Eylül 22'de Elizabeth öldü, 96 yaşında. Sonunda Charles acaba kral olmadan gidecek mi diye merak ediyordu dünya. Bu da çözümlenmiş oldu. Anası gidince kral olmayı başardı. Ama Müslüman olduğunu duymadık henüz. Şey Nazım, yaşasa nasıl kıvıracaktı bu işi? Azerbaycan, Ermenistan, Karabağ olaylarına doğru gelişiyor hadiseler. Kırgız-Tacik kapışmaları ve İran'daki meşhur tesettür eylemi. Mahsa Amini adında bir kızı bayraklaştırdılar. Törenleri sever İngilizler. Her şeyin töreni var. Hala Charles'ın töreni bitmedi. Birinde yaş günü diyor. Birinde taç giyme töreni diyor. Törenesine törene. Bir şey yapıyorlar. Kazakistan'ın başkenti Astana'nın isminin Nur Sultan olarak değiştirilmesinden 3 yıl sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı başkentin adını tekrar Astana olarak değiştirdi. Bu Kazakistan'daki olay. Türkmenistan'daki ayların adını hep değiştirdiydi. Bir ayın adı kendi adı, öteki ayın adı anasının adı. Böyle bir şeyler yaptı, enteresanlıklar. İtalya seçimler, Rusya, Burkina Faso. Kardavi vefat etmiş. 26 doğumlu, 2022. Yani 96 yaşında da var. Çin, Tayvan, birleşme konuları gündeme gelir zaman zaman. İşgal, birleşme. Burada tekrar haber var. Diğeri karar almasıydı galiba. Bu kez ödemesi 44 milyar dolar karşılığında Twitter satın aldı. Evet, daha yakın bir tarih bu öncekine göre. Bu Halit Kıvanç, TRT'nin meşhur spikeri. Tabii yaşlandığı için yeni nesil bilmez tanımaz ama çocukluklarından tanıyabilirler Yemişsan törenlerinde vesaire de. Birçok çocukla muhatap olmuştu. Dünya nüfusunun 8 milyar geçtiği açıklanmış 15 Kasım 2022'de. NASA 50 yıl sonra Ay'a gitme çalışmaları kapsamında Artemis 1 adlı bir roketini fırlatmış. 50 yıl Amerika'ya gitmiyoruz. Burada birçok haklı endişe gündeme geliyor bildiğiniz gibi. Malezya'da Enver İbrahim ile ilgili haberimiz var. Yeni kral Abdullah bir önceki çekilmişti görevden. Ve seneyi bitiriyoruz 2022. Peru'da seçimler var. Kosova'da krizler var. Almanya'da darbe planı. Raş Bürger hareketini bağlayan 5 kişi tutuklandı. Hanedan soyundan gelen Hayra Rayusa darbe planının lideri olma iddiasından tutuklandı. Pakize Suda vefat etmiş.
Kosova. Pelé'nin ölümü, Brezilyalı futbolcu. Akşam TRT belgeselde bir enteresan inançlar diye bir şey var, dizi. Mandela mıydı? Yok. Maradona. Futbolcu. Onun ölümünden sonra taraftarları, fanatikleri onun adına bir kilise kurmuşlar. Doğum, ölüm günü etrafında bir din oluşturmuşlar. Heykeline tapınıyorlar. Böyle enteresan haberler. Ve Alman Papa Benediktus'un vefatı. Bu istifa etmişti biliyorsunuz. Nadir istifa olur papaların. Ölmüş. Evet, kuşak 62 ile 43 yaş arasında gözüküyor bu dönemde. Seneyi bu haberlerle dönemi kapıyoruz. Senenin ortasındayız hala. Ürdün Başbakanı 29 vefatta haber oluyor. Yunanistan'ın son kralı 2. Konstantin ölmüş. 40'ta doğan. Yani 40'lar, 50'ler, 60'lar Yunanistan'da krallık var. Ruanda, Kongo Demokrat, o meşhur iç savaş sürüyor. İran, Azerbaycan elçiliği. Burada bir kaynatılmak istenen mesele var. Ve 6 Şubat, 5, 6, 7 Şubat Kahramanmaraş depremleri. Pervez Müşerref vefat ediyor. Baykal depremin haftasında vefat etmiş. Akabinde seçimlere giden süreç vardı. Kızı CHP'den ayrıldı. Neler oldu, neler oldu. Putin 2010 yılında ABD ile imzaladıkları nükleer silahsızlanma anlaşmasını askıya aldığını söylemiş. Tabii peş peşe artı depremler var. Bazıları büyük, bazıları küçük. Dolayısıyla Maraş depremi, Hatay depremi, Nurdağ depremi bir sürü isimlerle anıyoruz. Amerika'da banka iflası. Bu iflas eden bankada çalışan bir yüksek bürokratı ya da bankacıyı biliyorsunuz Şimşek Merkez Bankası'nın başına getirdi. İran ve Suudi Arabistan arasında 7 yıl sonra diplomatik ilişkilerin koluyor ve bunda Çin arabuluculuk yapıyor. Salı günü Devlet Bahçeli bir kükrüyordu. Çin'e ziyaret etmiş Filistin Devlet Başkanı Gaza. Mahmud Abbas, Çin'e oradaki Sincan bölgesine hiç duymazdık Bahçeli'nin sahip çıktığını. Filistinlilere kızmak için sahip çıkmış. Evet, Mayıs 14'ü, 14 Mayıs. Söz milletin, ona bir ayımız kaldı. Parmak saydık takvim yaprakları işledi ve seçimler Mayıs'ta gerçekleşti ve ertelenerek ikinci kez 14 gün sonra yenilendi. Bu süreç böyle geçti. Nisan ayı Ramazan ayıydı. Suriye 12 yıl sonra Arap Birliği'ne geri alındı. Hep bunlar olacak olan şeylerdi. Ölenler oluyor işte. Kemal Derviş'in ölümü var ama artık Hafız Hanım var, yeni Kemal Dervişlerimiz. Yani Nas var, Nas. Bunu unuttuk şimdi. Ortodoks ekonomi diye bir şey varmış. 14 Mayıs, 28. dönem milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimleri. Meclis seçimleri tamamlandı. CHP'den giren 40 kadar milletvekili ayrılacaklar. Kendi partilerine geçecekler. Mecliste şu an 15 kadar parti var. Ama Cumhurbaşkanlığı 27 Mayıs
28 Mayıs'ta tamamlandı. Biz varoluş kuşağını 60 yılından itibaren devam ediyoruz. Onun da 60 darbesi 27 Mayıs biliyorsunuz anahtar. Ve 27 Mayıs son günüydü eski dönemin. 23'te 100. yıla ertesi gün 28 Mayıs'ta girdik. Bizim dersler itibariyle de böyle bir not düşebiliriz. Evet, 28 Mayıs'ta %52,18 oyla Tayyip Erdoğan seçimleri alıyor. Bu yaşlı popçu milliyetçi adam İlham Gencer, onun vefatını görüyoruz. Berlusconi vefat etti. Bunu Tayyip Erdoğan'ın seçildiği yıl Avrupa'ya girme sürecimizde vesaire çok duyardık adını. İş adamı parti kurdu. Tayyip Erdoğan'ın kızının ya da oğlunun nikahında, sanırım kızının Berat'ın nikahında şahit de Yunanistan Devlet Başkanı ve bu da nasıl bir hadise, nasıl bir şahitlik muhafazakarların içine sinmişti bu olaylar. Evet, dönemi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. 60 kuşağı 79'a kadarki doğumları konu ediniyoruz. 44 ile 63 yaşın arasındaki bir kuşak demektir. 20. yüzyılı bitirip 21'e girdiğimizde 40 yaşların olan bir kuşaktı. Ağır sorumluluk dönemleri yeni başlamaktaydı. Artık 63 yaş ise en büyükleri itibariyle söylersek Resulullah'ın vefat tarihi. Cumhuriyet 100. yılına giriyor. Birçok açıdan bir döneminde kapanması manasına geliyor. Artık selefler arasına geçmeye başlıyor kuşak. Bundan sonra bir kuşak ayrımları yaparsak bir değil iki kuşaktan bahsedebiliriz. 12 Eylül darbesine kadar 79'a getirmiştik. 80'lerden sonra Cumhuriyet'in son 40 yılı yani 80 doğumları başlangıç alırsanız eğer 83 de doğanlar, 2023'te doğanlar bugün 40 yaşındalar. Muhammedi yaştalar. Onlar bir kuşaktır. 80 ile 90 darbesi arası diyebiliriz. Ve 2000'lerde doğanlar ise şimdi şunu sıfır yapmamız lazım. Şimdi 23 yaşlarındadır. 21. yıl kuşağı. Onlar da bir musab yaşın olan insanlardır. İki artı kuşak bunlara eklenebilir. Bugün 2018 ile 2023 arasını konu ettim. Bu konu etmiş olduğum dönemde biz bu dersleri yaptık. Devri varoluş kuşağının öncülü olan seminerler, Garpzedeler, Garpzadeler, Nasyonedeler, Nasyonzadeler 2018, Marksdediler, Marksadeler, İslamiyyun, yani bizatından İslamcı olanlar, bir de İslamcılık üzerine çalışanlar. Yani İsmail Kaya'yı İslamcı olarak değil, İslamcılığından çalışan olarak o kontenjandan mesela burada konu etmişiz diyebiliriz. 2020'de Mahmud-u Sani ve Hamid-i Sani, 2021'de Meşrutiyet-i Sani, Devri Arketürk, 2022'de Milli Şef ve Menderes dönemlerini konu ettik. Biyografiler ve bu senede Devri Varoluşu. Bir böyle liste verebilirim. Birkaç şekilde bunları listeledim. Şöyle de gösteririz. Bu derslerin sunum itibariyle. Zaten 2018-2023'ü kronolojik olarak verdim. Bu kronoloji akarken biz de bunlara yoğunlaşan bir 200 yıl okumuşuz. Şöyle de gruplandırabiliriz. Verildiği yıl itibariyle değil de. 1800 ve 1960 arasında 160 yılı 4 düşünce akımı itibariyle gruplandırarak ders yaptık. Garp dediler, Nasyon dediler, Marks dediler ve İslamiyun diye. Bu 160 yıl içerisinde doğanları diyelim 1808'lerde Ahmet Cevdet Paşa'yı aldık. 1900 işte 57 doğumlu Akif Emre'yi aldık. Arada bir 160 yıllık dönem var demektir. Şu kesitte olanları şehir itibariyle, merkezi asli kişiler itibariyle ele aldığımız için kısa dönemlerden seçmedik. Bu 160 yıldan seçerek
Dört dönem ders verdik. Veyahut da şöyle gruplandırırsak, ilk üçü Garpsediler, Nasyoneliler, Marksiler bir gruptur. Ki bunlar çünkü Zede'ler içinde değerlendiriliyor. Kendinde kalanlar, kendinde kalmada anahtar, merkez rol oynayanlarsa İslamiyundur. Yani bu dertli grupta 3 artı 1 şeklinde kendi içinde ikiye bölünebilir. Her ikisi 1800 ve 1960 arasındaki dönemden seçilmiş oldular. Bu üçlü grubu da kendi içinde gruplandırabiliriz. Aslında İslamiyun ve Garpzedeler. İki karşıt kutup bunlardır. Ama Garpzedeler içerisinde bu zedeliğini daha da fazla etiketleyerek iki ders buradan çıkarttık. Nasyonzedeler, milliyetçi ve Marksedeler. Temelde bunlar Garpzedeliğin alt şubeleridir. Yani büyük bir küme yaparsanız o küme içerisinde bir alt küme olarak bunlar vardır. Yani aynı zamanda Nasyonzede deyince o bir Garpzededir. Marksede değil, o da bir Garpzededir. Ama her Garpzede, Nasyonzede, Marksede değildir bu manaya gelmiş oluyor. Bir diğer tasnifimiz de bu olabilir. Diğer bir tasnifi ise şuraya bu kez geliyoruz. Şu alt gruplar gibi İslamiyun'u 1800-1960 olarak etiketleyip verdikten sonra merkezi rol oynayan değildi. Yani Güneş ve etrafında gezegenlerden bahsediyoruz. Yani bir Necip Fazıl'dan bahsederseniz etrafında dönem dönem birçok insan onunla irtibatlı bir geleneği yaşattılar. Merkez kişilikler değiller ama dönem itibariyle İslamcılar aşağı yukarı bunlar. O anlamda şöyle ikili grup yapabiliriz o zaman. Tabii Garpsedeler merkez, şunlarsa buna alt kümeler olduğu gibi. Ama burada alt kümelikleri düşünce grubu olarak yaptım. 1800-1960 arası diye. İslamiyun'u ise böyle yapmadık. Yani Nurcular, Büyük Doğucular falan diye gruplandırmadık. Dönem itibariyle okuduk. Bir daha bunlar da Osmanlı 1808-1923 arası, Cumhuriyet 1923-1960 arası olmak üzere 3 buradan, 3 de buradan 6 dönem ders olmuş oldu. Ve buna da bu dönem bir devri varoluş kuşağını ekledik. Şu ile bu şunlarla bunu ayrıştıran bu altısı biyografi temelli anlatımlar oldu. O bakımdan şöyle bir grup daha yapabiliriz. Osmanlı Cumhuriyet dönemi, İslamiyun, Cumhuriyet dönemi, bu Osmanlı dönemi, bu Cumhuriyet dönemi. Yine İslamiyun, Cumhuriyet döneminde olanların üçü biyografi, dördüncüsü ise 1960-1979 arasında doğan 20 yıldaki kişilerin arka planlarını. Bu kez kronoloji ön plana çıkartarak olayları konu ettik. Böyle bir sunum yapabiliriz. Bu ayrımımız da ne var? Diğer bir ayrım. Artık şuradan şeyi çıkart. Osmanlı olanları, onlar çünkü vefat ettiler. Bunların hepsi ise 100 yılın adamı. Yani Cumhuriyet döneminde doğmuş olan, 1923'ten sonra doğmuş olan İslamiyun'un dönemdaşlarından bahsediyoruz. Şu üç dönem selef, bunlarsa halef olanlar. Halef olanları kronolojik olarak verdim. Bunlar da vefat edenler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi 60 dönemi için siyasetin en tepesine gelerek şu tabloyu kronolojiye döktüm. Hulusi Aker, Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Güler, Mehmet Özhaseki, Numan Kurtulmuş Beyler, Devri Menderes doğumlular. Ülke yönetimindeki köşe başlarındaki bu beş isim. Numan Meclis Başkanı, Hulusi Aker milletvekili oldu, darbe döneminin komutanı, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı, Yaşar Güler Hulusi'nin halefi ve Haseki de 54. Yani yaşlı bir önceki son verdiğimiz Devri Menderes kuşağı isimlerinden biri bu. Bunlardan sadece Erdoğan'ın biyografisini verdim orada hatırlarsanız. Geri kalan şu isimlerin hepsi son ikisi 82 ve 84 tarihlerinde 60 kuşağından sonra doğan, bizden sonra kuşakın
beyi ve hanımı. Onları çıkartırsak şu aradaki isimler varoluş kuşağının isimleri. İslamcı bir iktidarın o diye adlandırılan kökenlerinde böyle bir geçmiş olan kişinin tercihleri olan Türkiye yöneten kuşaktaşlarımız. Doğum tarihlerine göre Ömer, Polat, Fahrettin, Koca diye sıralıyoruz. Hakan Fidan'ı falan görüyorsunuz. Evet, listemiz böyle tecelli ediyor. Bugün 21 Haziran 2023, 4 ay sonra Cumhuriyet'in 100. yılı resmen anlaşılacak. Uzun günleri bitiriyoruz. Gece kısalmaya doğru gidiyor. Birkaç gün önce Zilitçe'ye girdik ve son 10 günü takip ediyoruz. Bir hafta sonra bugün bayrama karşılık gelecek. Bunu da şöyle paylaştım sayfamda. 632 yılının Zilhiccesine girildiğinde şemsi takvimle 61 yaşındaydı Peygamberimiz. O senenin Haziran'ında 8 Haziran 632 dünya hayatından alınacaktı. Son haç büyük bayrama doğru ilerleyen 10 gün. 9 Zilhicce ünlü hitabe, veda hitabesini verdiği gün. Aynı zamanda 5 teşrik tekbirlerinin başlamış olduğu gün. 623 yılının Ramazan bayramı ile başlayan bayram köprüleri 632'de Kurban Bayramı ile sona erdi. Hicaz'ın İngilizler ve işbirlikçilerinin eline geçtiği 1916'ların 25 Kasım 1916'dır bu tarih. İngilizlerin Hicaz'ı devralmış olduğu tarih. Bu 1916'ların 100. yılında yani 2016 25 Haziran'ında Mekke'ye geldim aynı gün. Umre ziyareti olarak tam 100. günü ve aynı günde 25 Haziran. 19'ların 100. yılında o topraklardaydım. Haziran son haftası, kavrulan bir iklim ve sıcak. Şimdi ise 61'inde 10 günle Kurban Bayramı'na doğru ilerliyoruz. Bugün Ramazan ve diğeri diye kendi kişisel tarihime böyle bir hatıra düşmüş oldum. Andolsun Leyali ile Aşra ve Fecre. Gecemiz hayırlı olsun.